başlayalım. 2, 1, şu an kayıttayız. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Zülfü hocamızla acil ihtisası ve acil uzmanı konusunda bir sohbet edeceğiz. Merhaba hocam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. İsmim Zülfü Engin Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2004 senesinde Uludağ Üniversitesi'nde acil tıp ihtisasını tamamladım. Sonrasında yaklaşık 2 sene kadar Uludağ Üniversitesi'nde devam ettim. Daha sonra bir 3 sene Özel Hacı Badem Hastanesi'nde Bursa'da çalıştım. Sonra da çeşitli devlet hastanelerinde görev yaptım. En son Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyim. Kısaca bu şekilde. Evet, hocam öncelikle bu branşı tercih etmenizdeki sebepler nelerdi, onları öğrenebilir miyiz? Ben ihtisasa başladığım zamanlar çok yeni bir branştı. Hala yeni bir branş, diğer branşlarla kıyaslayacak olursak. O dönem ilgimizi çok çekiyordu. Özellikle hani öğrenci olarak, intern olarak çalıştığımızda pek çok şeyi acilde öğrendik. İşte ilk enjeksiyonlarımızı, kan almalarımızı, sütür atmalarımızı orada öğrendik. Bu çok ilgimi çekiyordu. Onun dışında tam bir doktor olarak hissediyordum kendimi acilde. Hala öyle. Her branşın ilgi alanına giren konularda acil durumlar için yetkin hissediyorsun kendini. Bu da mesleki tatmin olarak oldukça iyi bir şey. Onun dışında cazip yanları da var. Bir kere acil de çalışmak, hani gerek asistan gerek uzman olarak acilde çalışmak büyük oranda nöbet sistemiyle oluyor. Nöbet tuttuktan sonra kendine ait belli bir süre boşlukların olabiliyor. Bu da farklı uğraşlar için sana vakit kazandırıyor. Bu da çok cazip. Kabaca hani acil keyifli ve iyi bir branş. Ben hani düşünen arkadaşlara tavsiye ederim açıkçası. Teşekkürler. Ben sizi biraz asistanlık yıllarına götüreceğim. Şu anda zaten bulunduğunuz yerde bildiğim kadarıyla asistanlık eğitimde verilmekte. Asistanlık çömezlikten kıdemli kadar eğitimleri nasıldır? Nöbet yoğunluğu nasıldır? Çalışma şartları nasıldır? Hani çömezlikten kıdemliye karşılaştıracak olursak asistanlık dönemi acil için nasıldır? Öncelikle şu an çalıştığım hastane hakkında bir genel bir bilgi vereyim. Bizde 4 sene sürüyor ihtisas süresi. Yaklaşık ilk başladığı dönemde asistan 10 ila 11 nöbet tutuyor ayda. Ama diğer branşlardaki gibi nöbet sonrası mesaiye devam etmek gibi bir şey yok. Nöbetten sonra boşluğu oluyor. Bir eğitim programımız var. Bu eğitim programı dahilinde ilk başladığında bir oryantasyon eğitimi alıyor. Ondan sonrasında sürekli bir haftada 2 gün teorik ve pratik eğitimlerimiz var. Hasta başında zaten sürekli eğitim devam ediyor. Asistan ilişkileri güzel. Hani diğer branşlarda çok sık duyduğumuz böyle mobbing tarzı davranışlar bizim branşta çok olmaz. Çünkü zorlu şartlarda çalışıyor herkes. Bu şartları daha fazla zorlaştırmak istemez acil asistanları, uzmanları. Onun dışında çalışma saatleri dışında genellikle kendilerine ait güzel süreleri kalır. Bunu gerek eğitim, gerek dinlenme, gerek tatil amacıyla kullanırlar. Ve kıdem arttıkça da nöbet sayısı azalır.
O açıdan keyifli bir branş. Yani. İş yükü olarak nasıldır acaba? Yani çömezlik ve kıdemlikte de. Yani nöbette tabii ki değişebilir ama hani bu çömezlik ve kıdemlikteki iş yükü değişiyor mu acaba? Ortalama olarak aslında bizim hastanemiz Türkiye'de en çok hasta kabul eden ilk 5 hastanenin içinde sürekli. Hani yeri değişir, ikinci olur, üçüncü olur, beşinci olur ama daha aşağı inmez. Yoğun bir acil servisimiz var. Acil serviste tüm hastane poliklinik başvurularının 1/3'ünü alıyor bizim hastanede. Yoğunluk iş yükü olarak ilk başladığı dönemde daha hafif hastalarla başlıyor. Yeşil alan ve sarı alanda başlıyor. Tecrübe arttıkça daha ağır hastalara müdahale etmeye başlıyor. İş yükü azalmakla birlikte sorumluluk artıyor kıdem arttıkça. Ama yine de hani benim asistan arkadaşlardan duyduğum genel olarak hepsi çalışma şartlarını diğer branşlarla kıyasladıklarında memnun olduklarını ifade ediyorlar. Anladım. Peki acil ihtisasını yapmak isteyen meslektaşlarımız için ya da tıp öğrencileri için acil yazacakları yerlerde özellikle nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hani hasta yoğunluğuna mı yoksa herhangi bir cihaza mı, bir üniteye mi nelere dikkat etmesi gerekir? Şimdi bu soru çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir soru. Kişinin hedefi de önemli burada. Şu anki acil tıp eğitimi veren kliniklerin, üniversite hastanelerinin çoğunda hoca sayısı, kalitesi yeterli. Alet edevat ve eğitim eksikleri neredeyse yok. O açıdan öncelikle şu anda ekonomik olarak düşünürlerse eğitim hastaneleri üniversitelere göre daha tercih nedeni. Akademik kariyer planlıyorlarsa, ekonomi arka planda kalıyorsa, üniversite hastanelerinde akademik ilerleme şansları bir tık daha yüksek ama eğitim araştırma hastaneleri de şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde birleştiler. Akademik kariyere gayet açık. Bu açıdan da çekinceleri olmasın. Eğitim açısından Mutlaka. karşılaştıracaksak üniversite ve eğitim araştırma hastanesi olarak. Ciddi bir geri kalma olmuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim neden geri kaldığı düşünülüyor. Eğitim hastanelerinin genelinde iş yükü da bir tık daha fazla üniversitelere göre. Ama diğer taraftan bakacak olursak sistem daha hızlı akıyor. Üniversitenin hantallığı genelde eğitim hastanelerinde bulunmuyor. O açıdan şu anda eğitim olarak geride değil eğitim araştırma hastaneleri. Ama akademik imkan manasında üniversiteler biraz daha önde gözüküyor. Tercih edecekleri yerler konusunda hocalarını araştırsınlar öncelikle. Her branşta olduğu gibi bizim branşımızda da farklı yerler, kişiler ve karakterler söz konusu. Orada çalışanlarla görüşsünler, tercihlerini ona göre yapsınlar derim. Benim önerim bu. Çok teşekkür ederim. Ben biraz da uzmanlık sürecine geçmek istiyorum. Asistanlıkla ilgili yeteri kadar bilgi aktardınız. Uzman olarak, uzman olduktan sonra çalışma alanlarına bakacak olursak, devlette çalışma, bir acil uzmanın çalışma şartları nasıldır? Maddi kazancı tatmin eder seviyede midir? Nöbet sayıları nasıldır? Acil uzmanlığı hala cazip. Şöyle devlette çalışırken sözleşme statüsünde çalışılıyor genellikle. Kadro bulunursa
sözleşmeli çalışılıyor. Bu da maddi olarak acil uzmanını tatmin edecek bir rakam oluşturuyor. Hani o yüzden tercih edilebilir bir branş. Ha, bu uygulama ne kadar devam eder o da belli değil. Ama Türkiye genelinde devlette hani kazanılan ücretler çok yüz güldürücü değil. Ama yine de hani benzer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında acil uzmanlığı avantajlı bir şey sunuyor, alternatif sunuyor, öyle söyleyeyim. İş yükü olarak peki? İş yükü olarak bu hastaneden hastaneye değişmekle birlikte Türkiye genelinde şu anda hani uygulamalar bir yerde başlayıp diğer hastanelere yayılıyor. Biz ilk olarak aktif çalışmaya başlayan acil uzmanlarıyız hastane olarak alanda. Yorucu oluyor kesinlikle. Hani sürekli hasta bak, değerlendir, sonuç bak, işte şey, asistanların danıştığı hastaları çöz, problemli hastaları çöz. Ama şu var, sabah nöbeti bitip çıktığında, evine gittiğinde kafanda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Kendine ayırabileceğin vakit çoğalıyor. Sıkıntılı durum ne? Güvenlik sorunu tüm Türkiye'de, tüm branşlarda olduğu gibi bizim branşta da var. Hastaları ilk ön safta karşılayan bir branşız. O açıdan stres yükünün bir kısmını bizim söndürmemiz gerekiyor. Bunlar zamanla tecrübe kazandıkça çok rahat manipüle edilebilecek alanlar aslında. Ama ilk başlarda zorluk çekebilirler bu konularda. Özel sektöre bakacak olursak, özel sektör acil tıp uzmanlarına genel olarak oldukça olumlu gözle bakıyor. Benim bir 3 sene Bursa Özel Acıbadem Hastanesi tecrübem de oldu, o yüzden biliyorum. Yani şey, maddi olarak devlete göre daha iyi kazanıyoruz özelde. Çalışma şartları, iş yükü daha az. Ama özel hastaneler de artık günden güne yoğunluk açısından devlet hastanelerine yakın rakamlara ulaşmaya başladılar. Özellikle bu pandemi döneminde çok yoğun çalışıyorlar. Devlet hastanelerinde iş yükü bölünüyor. Aynı anda çalışan hekim sayısı fazla oluyor. Özelde bir miktar daha kaynak kısıtlılığı oluyor. Ama iş yükü artmakla beraber karşılığını da özel sektör veriyor her zaman. Özel hastanelerde çalışma şartları da gayet cazip uzmanlık alanı için. Başka bir çalışma alanı olarak acil uzmanlarının özel hastanede, devlet hastanesi haricinde bir çalışma alanı var mıdır? Aslında hani şey, her hekimin yapabileceği çeşitli çalışma alanları var. Hani bu işleri yapan acil uzmanları olduğunu da biliyorum. Yani aynı zamanda iş yeri hekimliği yapan, beraberinde işte turizm hekimliği yapan arkadaşlarımız var. Tamamen acil dışı kozmetik işlerle uğraşan acil uzmanları arkadaşlarımız var. Bu da şey, branşın avantajı. Dediğim gibi, çünkü şey, çalışıp nöbetini tutup ayrıldığın zaman sana bir süre vakit kazandırabiliyor. Bu vakiti de nasıl değerlendireceğin tamamen sana kalmış bir şey. İster gidip dağda snowboard yaparsın, ister çeşmede surf yaparsın, ister başka bir işte çalışır, değerlendirirsin. Hani bu bir avantaj bence. Peki malpraktis sorunlarıyla acil uzmanları sık karşılaşır mı? Malpraktis sorunları her branşta olduğu kadar bizde de var.
hani şu anda net bir rakam veremeyeceğim ama sadece kişisel duyumlarımı söyleyebilirim. Hani cerrahi branşlar kadar çok karşılaşmıyoruz. Hani mesela bir ortopedi, bir plastik cerrahi kadar malpraktis davasına maruz kalmıyoruz. Biz ama daha çok beyaz kod davalarına maruz kalabiliyoruz. Hani bu sıkıntı oluyor. Malpraktis riski bizim meslekte her zaman var. Ama acil uzmanlığı eğitiminin temeli zaten bu malpraktis riskini minimuma indirmek üzerine kurulu bir sistem. Her hastada öncelikle en kötü, en olasılık dışı tanıyı düşünüp onları eleyip ona göre tedbir almak üzerine kurulu bir sistem. Bunu zaten minimuma indirmek amacıyla baştan çıkan çıkış felsefesi olan bir branş. Buna rağmen olabilir mi? Tabii ki risk her zaman var. Oluyor da. Ama diğer branşlar kadar değil malpraktis. Başka bir sorun, branşın geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Branşın geleceği aslına bakarsan oldukça açık. Dediğim gibi Türkiye için yeni bir branş. Devlet hastanelerinde de olsa, özelde de olsa bir doygunluk oluşmuş değil. Şu anda yeni mezun olacak arkadaşlar çok yüksek sayılarda mezun oluyorlar. Rakamlar herhalde bir senede 10 bin kişiyi buldu diye tahmin ediyorum. Tam emin değilim rakamlardan. Geçmiş de olabilir. hani bir süre sonra benim öngörüm bu atanamayan öğretmenler gibi atanamayan doktorlar da olacak gibi düşünüyorum. Branş olarak hani bu açıdan avantajlıyız. Mesela işte eskinin popüler, şimdi popülerliğini kaybetmiş branşı bir kadın doğum, bir genel cerrahi ben uzman olduğun zaman, mecbur hizmette kura çektiğin zaman çok ücra yerlere gönderebiliyorlar. Bizim branşta en azından hani mecbur hizmet kuralarına genel olarak bakıldığında en azından il merkezlerindeyiz büyük oranda. Şu an için hala cazibesini koruyor açıdan. Gelecekte sayı artacak. Sayı arttığı zaman iş yükü de azalacak. İş yükünün azalması tabii diğer riskleri de azaltacaktır. Hani geleceğinde onun dışında hoca sayısı, eğitim veren klinik sayısı artıyor. Akademik imkanları, yurt dışı imkanları gelişiyor. Bizim ülkemizden acil uzmanı ihraç da ediyoruz. Biz hani yurt dışında çalışan, ihtisasını Türkiye'de tamamlayıp yurt dışında çalışan pek çok arkadaşımız var. Bu fırsatlar da değerlendirilebilir. Geleceği açık bir branş, öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Son sorum, bu branşı kimler tercih etmemeli ya da tercih etmeli? Etmemeliden başlayayım öncelikle. Bir kere nöbet sistemiyle çalışmaya kabul eden birisinin olman gerekiyor. Nöbet tutmak zor geliyor. Uykuyu çok seviyorsak uzak durmamızda fayda var. Onun dışında kimler tercih etmeli? Bunu avantaja dönüştürebilecek yapıdaysak, kendimize vakit ayırmayı seviyorsak, hastayla birebir temastan çekinmiyorsak tercih etmemiz gerekiyor. Yani iyi bir acil hekiminde olması gereken öncelikle hızlı karar verebilmek, çabuk müdahale edebilmek. Ama bunu yaparken de bir taraftan soğukkanlılık
koruyabilmektir. Bu yapıdaysak tercih etmekte fayda var. Teşekkür ederim. Ben de eski bir acil asistan olarak öncelikle şunun için tercih etmiştim. Eve gittiğim zaman vakanın kanadı mı kanamadı mı, klinik durumu yatarken ne oldu ne olmadı gibisinden hani düşüncemin olmaması için, hani aklım hastanede çıktıktan sonra kalmaması için branşı tercih etmiştim. O tercih sebeplerden biri de olabilir dediğiniz gibi. Güzel sohbetin için ben çok teşekkür ederim. Yine benim sormadığım ama sizin meslektaşlarınıza söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alabilirim. Özellikle kendilerine uyan branşları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Daha sonra ben bunu yapamayacağım, keyif almıyorum diye bırakacakları bir branşı tercih etmesinler. Ama acil keyif alacakları bir branş gelecek asistanları da bekleriz her zaman. Güzel sohbetiniz için ben çok teşekkür ederim. Bilgileriniz çok kıymetliydi. Ağzınıza sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.